Sen anlattın anlattın Selma ablam böyle dinledi <laughs> göz yaşlarıyla, annesiyle beraber Metin stüdyomuzda. Ee, devam edeceğim. Mücadeleme her zaman da devam etmeye de hazırım. Evet. Her zaman devam edeceğimi de söyleyeceğim. Engelli kardeşlerimin de bizzat sesi olacağım. Aha. William sendromu. Evet. Çok az rastlanan evet, evet. yani bir yani bir genetik, e, ender bir rahatsızlıktır. Evet. Bu 7. kromozom eksikliğinde oluşan bir rahatsızlıktır. Hı hı hı. Yani genetiksel yapısal bir bozukluğun bir hı hı. türevidir. Yani 7. kromozom dediğimiz hı hı. bir genetiksel yani otizm Türevinde bir rahatsızlık hı -hı. olduğu için bize William sendromu diyorlar. William sendromu. Ee, şunu şöyle adlandırıyorlar insanlar bazen. <laughs> Mutluluk çocuğu has hastalığı diye adlandırıyorlar. Hep pozitif misin Metin? Yani e, pozitifimdir, negatifimdir. Yani üzülebiliyorum, ağlayabiliyorum, gülebiliyorum. Ani duygu geçişleri mi oluyor? Anlayamadım hayır, ben. Hayır, ani ha, nasıl duygu değil. Nasıl se bir sendrom? Yani, anlayamadım. Yani hayır, ani duygu geçişleri değil. İnsanın bir gününü bir gününü tutmuyor zaten. Bir evet. gün güler, bir gün ağlar, evet, bir gün sevinir, bir gün mutsuz olur, bir gün üzgün Hı -hı. olur. Evet. Ben bunları yaşıyorum. Şimdi. Aha, Selma Hanımcığım. Şimdi seni açıklamak istiyor. Ee, Williams sendromunda mutluluk çocukları diyorlar ya. Mutluluk çocuk, evet. Mutluluk çocukları ha. diyorlar. Yani devamlı gülen, eğlenen aslında diyor biz böyle çocuklar değiliz diyor. Bizim de duygularımız var. Bizler de üzülebiliyoruz, ağlayabiliyoruz, ha, evet. olabiliyoruz. Evet onu size izah etmeye çalıştı. Evet. Şimdi Fulya ablacığım bakın Canım. size şöyle bir şey söylemek isterim işin aslında. Hı hı. Yani hiçbir anne baba evladının kötü olmasını istemez. Elbette. Aslında şöyle bir ayrımcılık vardır. Hani mesela hani engelli engelsiz. Hı hı. Ya biz engelliler, özel insanlar diyoruz. Birlerin Kur'an'dan çıkıyor, birilerinin Kur'an'dan giriyor. Bunları ben yanlış buluyorum. Ben evet. bir insan olarak, ben bir engelli vatandaş olarak hı hı. yanlış bulmaktayım ve hala da yanlış buluyorum. Evet. Bu benim, bu benim insanlığıma yetmiyor yani bu haksızlık olarak görüyorum. Metin en büyük haksızlığı da sana bu hayatta baban mı yaptı? Bana en büyük haksızlığı babam yapmıştır. Ve babam hala da beni kötülemek için ve benim e, beni hiçe sayıp bana hiçbir şekilde bakmamıştır. Hı hı. Ben ondan hiçbir zaman sevgi görmedim. Hı. Karşımda annem. Annemden gördüğüm sevgi kimseden görmedim. Ağlamak yok burada. Ağlamıyor. Hayır Hayır, duygulanmak yok. Ben doğruları anlatıyorum hı hı. ve doğruları her zaman da anlatmaya devam edeceğim. İşte ama senin mutlu olmanı istiyor tabii anne. E baba sevgisini yani, görmeni, hissetmeni istiyor. O kadıncağız da bir başına sana yetmeye çalışıyor ama yani. e insan duygulanıyor tabii Metin. Yani herkese soruyorum burada. Kim evladının engelli olmasını ister? Hiç kimse istemez. Kim engelli doğmak ister? Kimse değil. Tabii tabii. Yani, yani Metin seçmedi bunu. Evet seçmedim. Genetik bir rahatsızlık ben elbette. Ki. Peki Metin ne zaman terk edip gidiyor baban? E, 2012 niye terk de, 2012'de. Yani, bir... Senin bu genetik rahatsızlığından dolayı mı terk edip gitti? Ee, şöyle bir şey söyleyeyim ben size Fulya ablacığım, güzel yürekli ablacığım hı hı. size şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi tabii benim ihtiyaçlarım vardı. Ben hı. babama diyordum ki baba benim ihtiyaçlarım var. Ne gibi mesela e, görüyorsunuz yani aldım yani giyiniyorum Ondan sonra dışarıya çıkıyorum buluşmalarda Hı -hı. bulunuyorum Hı -hı. insanların dertlerini dinlemeye gidiyorum Hı -hı. Ondan sonra. Metin akab öyle şey mi yapıyorsun yapıyorum Böyle, Tabii ki öyle, de öyle de yani. mi dertler bahçeli evladı çok sevilen bir çocuktur öyle mi seviyorum bayramda lütfen bahçeli evlerde benim misafirim olmanızı istiyorum. Size teklif ediyorum. Metin edeyim. güzel böyle yani yol mu gösteriyorsun insanlara? Hani derdi olanların derdini Tabii yol gösteriyorum. Paylaşıp. Ben bunu Ayhan abimden öğrendim. Buradan Ayhan bir abime de selamlarımı gönderiyorum Ay tabii ki. Ay canım ya. Ayhan bir abim benim çok sevdiğim, çok yakın bulduğum. Hı, hı. Böyle yani beni seven yanında... İstanbul buldum. bahçeli evlerde seni tanırlar bayağı. Tabii, Doğru mu? tanırlar. Ben sizi gezdirebilirim, yemek yedirebilirim. Ay Hadi. Metin çok çekersin. Metin'im, peki ablacığım, ya baban tamam senin bir takım hepimizin oluyor. Biz de hani e, senin yaşındayken daha çok ihtiyaçlarımız oluyor. E, baba dediğin değil mi seni dünyaya getirdiyse tabii ki karşılayacak. Ya maddi açıdan mı o yükü kaldıramadığı için gitti? Ben onu anlayamadım. Hayır Fulya abla. Bak, bak e, şöyle bir şey. Kendisi zengin bir adam. Hmm. Kendisi e, bazı insanlar inkar ediyormuş. Bunu ben ispatlayabilirim yani ben hmm. size. Ben yani çünkü bunu biliyorum ve görüyorum. Hı hı. Mesela tabii ki her insan cebinde e, e, bir şeyler olsun. Yani millet bana mı ısmarlayacaktı ben millet ısmarlamayacağım. Öyle bir kanun yok yani. Hı hı. Çok mu dedi, para istiyordun Metin babandan? E? Çok mu istiyordun? Hayır hayır. Ya Selma Hanımcığım? Şimdi şöyle bir şey... Metin'le konuş araya girmek Metin istiyorum. Metin çok tatlı anlatıyor. Sade edersin Metin araya girmek tabii. istiyorum. Selman'cığım siz Şimdi ben şöyle kısa ve öz fazla uzun anlatmayacağım babasıyla evli olduğumuz zamanlarda e, Metin doğdu biliyorsunuz Williams sendromu dendi. Babası Metin'le ne düğüne gitti ne bir yere gitti hiçbir yere gitmedi. Sokakta bile Metin'le yürümedi babası. Yani yanlış anlama ama yani hani He. utandı mı? Kabullenemedi mi Kabullenemedi Metin sanıyorum. Metin'in rahatsızlığını. Biz Metin'e devamlı bir el ele verdik, bebekliğinden çocukluğundan beri. Hı. Ondan sonra Ek çocuk mu Metin? Metin babanın beşinci çocuğu, benim ilk çocuğum. Ben yani sizin ilk. Benim ilk çocuğum. Hı hı. Neyse Metin okul zamanı geldi. Bunu kitaplarımda da yazmıştım. Bitmese de size getirecektim. Şimdi okula Metin e, babasının durumu iyidir. Hı hı. Me, e, mesela babası kendine gidiyor. Marka giymeyi seven, güzel sevmeyi seven hı hı. bir beydir. Gidiyor kendini alıyor. Metin delikli botlarla okula gidiyordu. Ben naylonlar giydiriyordum. Ama oğlum babam müşteriden para hı. almadı. Bilmem ne. On, bir gün Metin eve geldi, üstünde çok güzel bir kaban, ayağında botlar. Oğlum dedim, e, bunları babamın altına bak gördüm kızmıştık boşuna dedim. Yok anne dedi, Okul dedi yardım ettiler bana dedi. Varlık içinde için çok... yokluk yaşattık. Varlık yani. içinde yokluk yaşadık. Kendisi marka giyiniyor. Marka giyinirdi. Bu çocukcağız delikli. İnanın marka giyinirdi, marka giyinirdi. Mesela bir bot alırdı, bundan 15 sene önce 15 milyon diyelim. Hı -hı. Ondan sonra bu çocuğu ayakkabı almazdı. Kardeşimin çocuğun eskileriyle büyüdü. Ve biz 10 sene oldu ayrılalı. Metin artık ben kendim alıyorum. Diyeceksiniz ki ne yapıyorsunuz? Emekliyim. Hı -hı. Tekstil firmasından şef olarak ayrıldım ve ben ev temizliğine gittim. O süreçte. O süreçte. Neden? Çocuğun bir şey eksik olmasın diye. Şimdi de eee İkiniz beraber hayat mücadelesi. İkimiz beraber sürüyoruz. Funda Hanım şöyle bir şey. Önünüzde evet. takılar var. Sehpanın Şimdi ben şöyle yaptık Metin'i. E, Metin'i müracaatlarda bulunduk. Engelli alımını durdurduk dediler. Hı hı. Metin lise mezunudur. Hı hı. E, tezgah benimdir. Biz hı hı. mesela akşam 7'den 12'ye kadar eczanenin orada açtık. Hım. Bazen tezgah açıyoruz. Tezgah açıyoruz. Ben Nerede bazen açıyorsunuz Selma hanım. Ben açıyorum. Ben bazen Metin yatıyor. Bahçeli evlerde. Mi Bahçeli yani? evlerde uzağa gitmem. Ee, ha. pazar tahta alıyorum, pazardan alıyorum. Pazarda kuruyorum. Sonra Metin ha. uyanıyor, yanıma geliyor. Ana oğul böyle tezgahlar açtık. Siz, siz mi haz yapıyorsunuz Selma hanım o takıları peki? takıları el -Emeği mi? Bunlar elemeği de var. Elemekleri çabuk bitti. Ben lif falan da örüyordum. Küpeler yapıyordum. Metin de yardımcı oluyor galiba size öyle en, mi? Metin e, Görev verdiğim zaman oğlum şöyle böyle yapıyor. Ben her zaman görevi yapıyorum. Ondan ben görevi yaparken, Metin yapabiliyor tamam. musun? Tabii ben her görevi yapabiliyorum. Mesela bana geliyorlar ki Metin ya böyle... Ya siz o zaman o tezgahta ikinizsiniz. Tezgahta ikimiziz. Ha, i̇kiniz kalıyor. Ben mesela Yeşildir'e mal almaya gittiğim zaman orada bir Ayhan abimiz var. <laughs> Bahçeli evlerin değerlerindendir yani iyi bir abimizdir. O göz kulak oluyor. Ben gidip çorap falan alıyorum, hmm. çorap satıyorum, lif yapıyorum, lif satıyoruz. Geçiminizi Metin bu şekilde kazanıyorsunuz. geçimi şöyle bir şey. Anne ol. Değil mi? E, şöyle bir şey. Ben emekliyim. Fakat ha, emekli kiramız, maaşım, maaşımın birçoğu kiraya gidiyor. E, Halbuki ev, evleri temizliğe de gidemem. Tansiyon Tabii. hastasıyım. Bu gibi şeylerle hayatımızı işte devam ettiriyoruz ama Hı -hı. bir yerde rahatsızlıkları oluyor. Tabii. Doktordan gününde randevu alamıyorum. Hı -hı. E, bu sefer ne yapıyorum? E, özel hastaneye götürüyorum şimdi Peki Metin babanı şimdi sen bize müracaat ettin babanla yüzleşmek istiyorsun onun karşında görüp ona sormak istiyorsun yıllardır belki onu yani onu karşında göremedin hep gelmiş gitmiş belki bir yarım saat görmüş hani böyle bir adam akıllı oturup konuşamamışsınız soru soramamışsınız birbirinize sorularınızı. Maddi olarak mı bir babayı istiyorsunuz yani yoksa hani mesela beklentin ne ne istiyorsun? Ya beklentim şu. E, maddi mi var? Yani, maddi e, de var mı yani? Çünkü tabii var. Yani çünkü Maddi manevi. Maddi manevi. Yani e, ben burada herkes herkesin huzurunda söylemek istiyorum. Ben bu benim ben annemle bunları satarken acaba vicdan rahat ediyor muydu? Rahat bir şekilde uyuyor muydu? Ben bunları satarken tek başıma annem hastayken Bunları tek başına satarken acaba onun vicdanı el veriyor muydu? Üç, Annem kira biz kiralarda otururken Hı. o normal kendi evinde otururken vicdanı rahat ediyor muydu ve rahat bir şekilde uyuyor muydu? Şu an hala maddi durumu iyi mi? Maddi i̇yi. durumu çok çok iyi. Bizden o yüzden diyorsun. Yoksa hani vicdan hani ne, ne kadar güzel çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz. Hani çalışmak ayıp değil. Hani vicdanen rahatsızlık duyulacak bir şey değil ama siz şunu diyorsunuz yani o net vaziyette maddi olarak iyi imkanlara sahip. E biz e, Anol oğul e, ufak ufak hani geçimimizi sağlayabiliyoruz. Tabii ki yani o anlamda. Hanım yani. benim... bu babamla yüzleşeceğim dedi. Evet. Benim haberim yoktu bu müracaat ettiğinden filan. Önceleri bir hayır dedim. Sonra yüzleşsin dedim. Bunları babasına söylemek. Yani biz bu kadar sıkıntı çekerken, biz sokaklarda onu bunu satarken sen Uyuyor muydun onu soracağım dedi. Peki. Başka türlü ulaşamadık yani. Ben hiç yani. uzatsın. Evet siz ulaşamadınız biz ulaştık. Bugün hemen yüzleştirmek istiyorum. Hiç lafı uzatmadan. Ama Baban ben geldi. Buraya, buraya gelirse ben kalkarım. Şöyle yaptım. Hiç merak etme onun da çözümü var. Yakın bir noktada ama stüdyoya gelmeyecek uzaktan buralardan. Olur mu? Hayır evet. ben ekranda görüşmek tamam, istiyorum. Tamam göreceksin işte. Olur mu Metin'ciğim? Evet. Hadi hazırlayalım. Metin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.